32. sorudayız arkadaşlar. Doğrusal bir yol üzerinde aralarında uzaklık 10 metre olan 8 metre ve 6 metre yüksekliğinde iki tane lamba direği ve bu direklerin arasındaki bulunan 2 metre yüksekliğindeki bir çubuk gösterilmiştir. Bu çubuğun uzunluğu 2 metre. Direkler üzerindeki çubukların her iki tarafındaki oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşittir. Buna göre lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyu kaç metredir diye sormuş. Burasına x diyorum. Bunu soruyor bize. Gölgelerin birisinin boyunu soruyor. Eşit zaten. X ise burada benzerlik yapacağım. Şimdi şu üçgenle şu üçgeni benzetirsem yükseklik bölü taban 2 bölü x. Burada da yükseklik bölü taban 6 bölü soru işareti. Evet, bunu buna benzettiğimde bunun kaç olması lazım 6 olması için? Bunu 3 ile genişletmem lazım. Bunu 3 ile genişletirsem burası neye dönüşür? 6'ya dönüşür. Burası da 3x'e dönüşür. Yani soru işareti buradan bize 3x geldi. Aslında burasının 3x olduğunu bulduk biz. Burası x, x ise buraya ne düştü o zaman? 3x yapması için buraya da x düştü. Şimdi geçtik buraya. Yükseklik bölü taban x. Şurada o üçgeni yapıyorum. Şimdi bu üçgenle şu üçgen küçük üçgen arasında. Yükseklik bölü taban. Yükseklik bölü taban. 8 bölü soru işareti. Bunu kaçla çarparsam 8 bölü soru işareti olur. 4 ile çarparsam. Yani soru işareti buradan ne geldi? 4x geldi. Burası 2x olduğuna göre buraya ne kaldı? 2x kaldı. Evet. Tamamını ne vermiş bize? 10 olarak vermiş. 10 metre olan demiş. Toplarsak 5x eşittir 10'sa x eşittir 2 olmuş oldu. Cevabımız o yüzden Ceyhan. Geçtik diğer soruya. Diğer soru çok kolay bir soruydu. Bir saatin akrep ile yelkovanın başlangıç noktası orijine çakışık biçimde şekildeki gibi analitik düzlemde yerleştiriliyor. Saat 13.30'da gösterildiği gibi gösterildiğinde akrebin üzerinde bulunduğu doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Akrep arkadaşlar küçük olan, büyük olan ismi yelkovan. Şimdi akrep burada olduğunda yelkovan burada 13.30'da. Ve 13.30 1.5 demek. Şimdi burada bunu tam ortalamış oluyor. Yani bu 90 derecelik şeyi tam ortalamış oluyor. Şunlar eşit oluyor. Bu da birinci açıortay doğrusudur. Birinci açıortay doğrusu y eşittir x diye ifade edilir. O yüzden cevabımız Denizli y eşittir x. Geçtik 34. soruya. Yukarıdaki şekildeki taban kenarı 10 santim ve yüksekliği 6 santim olan kare dik prizma şeklindeki bir kapalı kutu verilmiştir. Bu kutudan iki tane alınıp üst üste yan yana konularak oluşan cismin tamamı renkli kağıtla kaplanacaktır. Yan yana ya da üst üste veya demiş üst üste demiş. Tamam mı? En az kaç santimetrelik renkli kağıda ihtiyaç vardır? Yani sizde burada iki tane durum var diyor. Birinci durum üst üste korsan diyor. En az kaç santimetrelik renkli kağıt olur diyor. İkinci durum yan yana korsan diyor. En az kaç santimetrelik renkli kağıt olur diye sormuş. Şimdi kare olduğu için taban yarıçap bu yüzde bu yüz aynı. Bunları şöyle de yan yana koyabilirsin. Yanına bir tane de çizebilirsin. Tamam mı? O yüzden şimdi önce bunun yüzey alanını bir hesaplayalım. Bunda 6 tane yüz var. 6 çarpı 10 burası 60. Burası 6 çarpı 10 60. 60 şurası. Burası da 60. 4 tane 160 çıktı. Bu yüzler de 100 oldu. Kare olduğu için 10 çarpı 10'dan 100. Altta da 100 var. 100, 100, 200. 60, 60, 120. 120 de burası 240. 200 de orasıydı. 240 artı 200'den 440 yaptı. 440 birim karelik, santimetre karelik yüzey alanı var. Şimdi bunlar eğer bunlar böyle yan yana konduğu zaman iki tane 400 şey çıkmış oluyor. Üst üste konduğu zaman bunları böyle üst üste korsak iki tane üst yüzü düşmüş gibi düşüneceksiniz. Üst üste koyduğumuzda yani şundan iki tane düşürüyorsunuz. Toplam yüzey alanı iki tane cisim üst üste konduğunda hiçbir şey olmasaydı 800 aralarında boşluk olsaydı ne olurdu? 2 ile çarparsak 880.
880'den bunu üst üste diye yazayım. Üst üste. 200'ü çıkarıyoruz. Çünkü bunlar birbirlerini kapattıkları için üst üste koyduğumuzda 200'ü çıkarıyoruz. Yani 100, 100, 200 yapmış oluyor. 200 düşersek 880'den o da 680 olmuş oluyor. 680 birinci durum. Üst üste koyduk. Yan yana korsak yine 880 eksi. Burada da şu yüzleri yan yana koyduğumuz için 2 çarpı 60'ı çıkarıyoruz. 2 çarpı 60. Bu da ne yapar? 120 çıkaracağım. Bundan 120 çıkarırsam 760 olmuş oluyor. 760 en az kaç santimetrelik kağıda, renkli kağıda ihtiyaç vardır diye sorduğu için en az 800-680 santimetrelik renkli kağıda ihtiyaç olmuş oluyor. Denizli'dir cevabımız. 760 daha büyük bir sayı. Geçtik. 35. soru. Şekildeki dik koordinat sistemindeki bu doğruyu vermiş. İki doğrusu. D1. Tamam. Bu. Bu doğru nereden geçiyor? 2'ye 4 noktasından geçiyor. Bunu sağlar. Yerine yazarsak 5 çarpı 2 artı A çarpı 4 eşittir 2 olmuş oluyor. 5 kere 2 10. Karşıya attık 8. A çarpı 4 eşittir 8. A eşittir 2. A'yı biz bu şekilde 2 bulduk. Burada A2 ise bunu da D2 bunu da sağlar. Bu noktadan geçmiş. Yani ben bu 2'ye 4'ü buraya da yazabilirim. B'yi bulurum buradan da. Yerine yazarsak 4 çarpı 2 artı 3 çarpı 4 eşittir B. 8 artı 12 eşittir B. Buradan da B eşittir 20 gelmiş oldu. Evet, B bölü A'yı soruyor. 20 bölü 2'den de cevabımız 10 gelmiş oldu. Şimdi şurada işlem hatası mı yaptık? Bir bakalım. Şurası 4A. Evet, şurası eksili oluyor arkadaşlar. Karşıya atınca eksi 8 oluyor. Şurası eksi 2 oldu. Şunu düzeltirsek burası eksi 2, burası eksi 10 oldu. Cevabımız eksi 10 B seçeneği. 36. Kare şeklindeki bir kağıt önce iki köşesi köşelerinin kesim noktalarından çakışık olacak şekilde kesim noktası çakışık olacak şekilde köşegenlerin kesim noktasından kesişiminden çakışık olacak şekilde şekil 1'deki gibi ok yönünde. Sonra şekil 2'deki gibi ok yönünde katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Bu da bu şekilde ok yönünde katlanarak şekil 3 elde edilmiş. Şekil 3'teki üçgenlerin alanlar toplamı 4 birim kare ise başlangıçta karenin çevresi kaçtır? Şimdi şurası 4 ise şurası ikisinin toplamı 4 ise buralar 2 2'dir o zaman. Bunlar eşit olduğu için 2 2. Burası 2 ise bu da 2. Bu da 2, bu da 2. Ben bunu katlamadan önceki şöyle düşünürsem, şöyle yaparsam burası 2 2 4 yaptı. Burası da 4. Burası da 4. Yani şuradaki katlamadan önceki hali bu şekilde oldu. Şu da 4 bu arada. Bu da 4. Şöyle bunu açarak buraya da 4 diyebilirim. Burası da 4. Burayı açarak buraya da 4 diyebilirim. Burası da 4. Evet, hepsini toplarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere 4, 32. Bunun alanını bulduk. Çevresini soruyor bize. Kare miydi bu? Kareydi. X dersek bir kenarına x kare eşittir 32. X eşittir 16 çarpı 2'den 4 kök 2. Çevre nasıl bulunuyordu? 4x'e bulunuyordu. 4 çarpı 4 kök 2'den çevre 4 çarpı 4 kök 2. O da eşittir 16 kök 2 olmuş oldu. Çevresi, karenin çevresi 16 kök 2 oldu. 37. sorudayız. Yukarıdaki açınımı verilmiş bir kare dik prizma görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açınımı verilmiş kare dik prizmanın görünümlerinden biri değildir diye sormuş. Şimdi bu açılımı verilen kare dik prizmayı kapattığımda şunlar aralarında bir boşluk olanlar karşılıklı oluyor. Yani şu 3 çizgiyle Y karşılıklı olması lazım. Sonra bununla bu karşılıklı. Üçgenle M karşılıklı.
Bunu kapattığımda bu şekilde şunla şu karşılıklı oluyor. Kapatırsam evet bunlar karşılıklı oluyor. Yuvarlakla yıldız. Yuvarlakla yıldız karşılıklı. Biri değildir diye sormuş. Şimdi şuradan gidelim. Şurada. Bunlar karşılıklı. Şunlar karşılıklıydı. G ile mi? Evet bak burada E şıkkı geliyor. Bunlar karşılıklı olması lazım. Y ile 3 çizgi. Y ile 3 çizgi karşılıklı değil. Yan yana konmuş. Bu hatalıdır arkadaşlar. E seçeneği. Geçtik. 38. soruya. Bir öğrenci elindeki uzunlukları 3 santim, 5 santim, 5 santim ve 11 santim olan çubukları 3 santim ve 11 santimlik çubuklar birbirine paralel olacak şekilde ikizkenar yamuk oluşturuyor. Oluşan ikizkenar yamuğun alanı kaç santim metre karedir diye sormuş. Evet. Şimdi arkadaşlar şekli şöyle çizelim. 3 santim ve 11 santim birbirine paralel olması gerekiyormuş. Böyle ikizkenar yamuk oluşturmuş öğrenci. Burası 3, burası 11. Burası 5, 5. Bu şekilde ikizkenar yamuk oluşturduk. İkizkenar yamuğun alanı soruyor. Ben buradan dik indirdiğimde, buralardan dik indirdiğimde burası 3 olur. 3, 11'den 3 çıktı 8 olur. Ve 2 eş parçaya böler 4, 4 buralar. Burasında ne var? 3, 4, 5 üçgeni var. Burası da 3. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 11 artı 3 çarpı yükseklikte 3 bölü 2. 14 bölü 2'den 7 çarpı 3. 7 kere 3 kaç oldu? 21 olmuş oldu. Cevabımız B seçeneği. 39. Çevresi 32 birim olan ABCD karesi biçimindeki bir kartonun DC kenarı üzerinde bir P noktası alınıyor. DC kenarı üzerinde bir P noktası alınıyor. AP doğrusu doğrusal olacak şekilde üçgen üçgen şeklindeki bir parça kesiliyor. Yani şuradan P diye bir nokta alınıp üçgen şeklinde bir parça kesiliyor. Kesilen bu parçanın alanı yani şu üçgen şeklindeki parçayı kastediyor. Buranın alanı 24 birim kare. Parçalar üst üste gelmeyecek şekilde AD ve BC yan yana getirilerek parçalar üst üste gelmeyecek şekilde AD ve BC. AD neresi? Burası. BC ile yan yana getirilerek oluşturulan yeni şeklin çevre uzunluğunun ilk şekle göre değişimini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yani bu şekil buraya ekleniyor. Yan yana gelmesi gerekiyor. Yani şöyle AD ile BC yan yana gelmiş oldu. Şunu kopardım buraya ekledim. Çevre uzunluğu değişimi için ne söylenebilir demiş. Çevresi 32 birim olarak verilmişti. 32 birim olarak verildiği için 4'e böldüğümde 32'yi buralar 8 8 oldu. Şurası da 8. Burada alan şey gelmesi lazım. 24 gelmesi lazım. A çarpı 8 bölü 2 eşittir 24 ise A eşittir. Evet. Bunlar sadeleşir. 4, 6 gelir A. Buranın da 6 olduğunu bulduk. A dediğimiz değer şurasıydı. Uzunluktu. 6. 6, 8, 10 olur. Burası da 10. Evet. AD burası yani şuraya geldi. AD, BC üzerine geldi. Burası da 8. Burası da 10 olmuş oldu. Burası da kaçtı? 6 birimdi. Yine burası 6 birim oldu. Burası 8 ise buraya ne kaldı? 2 birim kaldı. Şurası burası yine 8 birim olmuş oldu. Çevresini hesaplayalım. Yeni çevre. Yeni çevre. Yeni şeklin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangi söylenebilir demiş. Yeni çevreyi yazarsak burası 8, burası da 8. 10, 10. 8 artı 8, 16. 10, 10 daha 20. 36 oldu yeni çevre. Eski çevre neydi? Evet. Eski çevreyi de zaten 32 soruda vermişti. 32, 36. O zaman ne oldu? 4 birim arttı. Cevabımız o yüzden B seçeneği. Geçtik 40. soruya.
İkizkenar üçgeninden 3 tanesi şekil 2'deki gibi çeyrek çemberin içine yerleştirildiğine göre MABC kaç derecedir diye sormuş. Evet, şurayı soruyor. ABC'yi soruyor. Yani şurayı soruyor. Burada kaçı soruyor. Şimdi arkadaşlar çeyrek çembere bu üçgenden şurasına A dersek buradan 3 tane girdiği için burası A, burası A, burası A. 90 eşittir 3A. A eşittir 30 gelmiş oldu. Burası 30'sa burası ikizkenar üçgen olduğu için 180'den 30 çıkardığımda 75 75 oluyor. Burası 75. Burası da 75. Buralar hep 75 olmuş oluyor. 75 75 burayı soruyor zaten. 150 olmuş oldu. Cevabımız o yüzden E seçeneği.